Evet geçiyoruz Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe hafta içinde Giresun karşısında 5-2'lik bir galibiyetle hem tur atladı hem moral buldu. Şimdi Antalya deplasmanına gidiyor. Hemen ipuçları ekranınıza geliyor. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda en az gol atan ikinci takım. Sadece 4 gol attılar. Bu sezon Antalya en yüksek, Fenerbahçe en düşük şut isabetine sahip takım durumunda. Antalya'nın son 4 maçı alt, Fenerbahçe'nin son 4 maçı üst bitti. Bülent Korkmaz 5 farklı takımla Ersun Yanal'a karşı kaybetmedi. Aykut, bu tabloya az önce sakat cezalda verdiğimiz Antalyaspor'un çok kritik cezalı oyuncularını da ekliyorum ve Fenerbahçe giresun'daki morali mü sence diye soruyorum. Yani Fenerbahçe Erzurum spor maçında da belki de bu sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Önce onu kabul etmemiz lazım. Evet. Şanssız bir maçtı, doğru. Ama ben yine de bir soru işareti bırakmıştım o maça geçen hafta hatırlarsan. Çünkü yani Galatasaray'da da aynı problem var, Fenerbahçe'de de aynı problem var. Birçok takımda Süper Lig'de aynı problem var. 60. dakikadan sonra eğer çok tempolu, baskılı başladıysanız ve rakibin gardını düşüremediyseniz, ya skor anlamında değil, mesela 2-0'da bile takımlar maçı bırakmıyor. Bunu gördük Galatasaray Rize maçında, evet. Fenerbahçe Erzurum maçında. Ya Erzurumspor Spor deplasmanda 2 golü kime atmış? Bakıyorsun kendi evinde bile 2 golü zor atan bir takım. Çok nadir denk getirisi atabiliyor. Dolayısıyla bu büyük takımlardaki kondisyon zaafını bana gösteriyor. Ki Ersun Yanal Tempolu oyunla birlikte takımların kondisyonunu birinci öncelik olarak tutan bir teknik adam ve bence bu araya kadar ya yani şuradan bir şekilde ben bir galibiyet çıkarırsam ve takımın moralini biraz daha yukarı çekersem arada gerekli takviyelerle gerekli hamlelerle bu işi çevirebilirim diye düşünüyor bence ki pek de haksız sayılmaz evet. Antalya Spor'da saydığın Cezalı oyuncuların, sakat oyuncuların çoğu 11 oyuncusu. Evet. E direkt 11 oyuncusu. Bakıyorum Diego'nun yokluğu savunmayı baştan başa değiştirir. Çeluska beğen ya da beğenme ortalama seviyede her takımda oynayabilecek bir savunma oyuncusu. Maikon bence takımın takımda olmayan ekstra bir oyuncu. Yani hız anlamında, evet. sürat anlamında takımı bu tarz maçlarda kontraya taşıma anlamında. E, Doğukan yok, Charles yok. 5 tane kri kritik evet. adam yok ki yok. yani golcü oyuncuları da 2-3 haftadır yok zaten. Dönecek ama onunla da soru işareti var. Oynar mı oynamaz mı belli değil. Fenerbahçe'ye bakıyorsun Fenerbahçe'de de birçok eksik var. Yani Şener'in bile oynayıp oynamayacağı belli değil. Alper işte iyileşti. 11 başlar mı belli değil. Jason zaten yok. İşte Tolga Ciğerci alındı mı alınmadı mı Kim Fenerbahçe taraftarı mı bilmiyor. Şu an. Ya yani Fenerbahçe'nin eksikleri zaten uzun süredir olan eksikler. evet. eksikler. Aynı. Ben avantajım avantajın bu anlamda Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Şunu gördük Fenerbahçe artık girip de atamayan takım olmaktan çıktı. İki maçta ne değişti diye sorarsan evet. Fenerbahçe'de en azından ilk yarıda gol atabiliyor bu takım. Bunu görüyorum artık. Evet. Ve girdiği fırsatları değerlendirirse bence Fenerbahçe bu maçı çok böyle aman aman bastırmadan yani bir Ersun Yanal takımı hüviyetinde oynamadan kazanır diye evet. düşünüyorum. Oran da düşmeye başladı zaten yanlış görmediysem. Yani bugün evet. boyunca oran aşağı indi. 1.60'a doğru geldi. Bunda Antalyanın eksikleri ön planda. Yani ben bu maçı kuponuma koymam ama oynarsam Fenerbahçe galibiyet oynarım. Ben bu maçı kesin kuponuma koyarım. Fenerbahçe'ye de oynarım diye bu sefer sona bırakmadan kendi tahminimi söyleyeyim. Emre bir şey soracağım. Şimdi Ersun Yenal boyutundan soracağım biraz tahminlerimizi yapacağız ama bu kadroyu Ersun Yenal da çok fazla bir şey yapamaz. Aykut'un dediği gibi biraz hmm. devre arası transferi şart. Ee, gibi değerlendirmeler çok fazla var. Ee, evet. buna katılıyor musun? Ee, yine de buna rağmen Ersun Yenal bu kadroyu bir yerlere getirebilir diye düşünüyor musun? Takviyeler çok kritik olmazsa, iyi transferler yapılmazsa. Bir de hafta içinde Soldado'nun gelişi birden takımın havasını değiştirdiği gibi gözüktü sanki. Ee, yani tabii ki ben bir yere getirebileceğini düşünüyorum ya yani. ama o bir yere getirmekten kasıt ne? Yani mesela önündeki 7-8 maçtan en az 3-4 galibiyet alması bence bir yere getirmektir. Hı hı. E, bunu yapabileceğini düşünüyorum e, Ersun Yanal'ın. Ocak ayı transfer dönemi bence e, çok güvenilmesi gereken bir yer değil. Ben ocak transferlerinin hiçbir ligde hiçbir takım için e, çok zaruri olmadıkça kullanılmaması gerektiği görüş, görüşündeyim. Ama evet o zaruri durum var mı şu anda Fenerbahçe'de? E, biraz var gibi ama orayı verimli kullanmak da çok zor. Ee, çok sağlam bir yapılanmanız olması gerekiyor. Ee, nasıl e, kullanacaklar, hangi parayla e, kimi alabilecekler, işte bir financial fair play durumu var. Evet. Ali Koç bir şeyler söyledi o anlamda belki de işte kural, kuralı deleceğiz. ve zaten katılamayacağımız için Avrupa kupalarına farklı bir değerlendirmede bulunacağız dedi. Onları görmek gerekiyor öncelikle. Simeone bu kadar kaçırdığı gollerden sonra e, golcü ihtiyacı solda da öyle e, kapanır ve gerek kalmaz mı? Yoksa sence hangi kritik mevkiye nokta transfer alması lazım. Ya ben center for için ya yani şimdi elde solda var yedek kulübesinde Maaşı ne kadar? 2,5-3 milyon euro. Evet. Belki daha da fazla. O vardı, Size 3 milyon euro vardı. Slimani e, kiralandı hem e, takıma para verildi hem e, oyuncuya ciddi evet. bir maaş veriliyor. Frey e yeni transfer. Ne olursa olsun Türkiye çapında önemli bir bonservis verildi. 3 yani üç tane santrforunuz var. Tek santrfor oynuyorsunuz. Şimdi bu üçlüğünü varken dördüncü almak ee, oynayanlar düşük performans gösteriyor diye doğru olur mu ekonomik çok anlamda de emin değilim ben. Ee, arka tarafta sanki daha net sorunlar var gibi. Çünkü zaten Fenerbahçe topu oraya getirmekte de bence biraz zorlanıyor. Ee, açık konuşmak gerekirse. Yapı daha sağlam olursa, performansı, verimliliği de değişebilir. Ben size çok katı, katılamayacağım. Ee, onu söyleyeyim. Yani Ben hep söylüyorum. yani Çok fazla oynamıyorum ben Bayis. Ama oynadığım zaman da yani çok böyle keyfini oynamaya çalışıyorum. Ee, oynamaya çalıştığım zaman da değer benim için çok önemli. Yani değerli olması lazım oranın. Oran. Şimdi 16 maç 3 galibiyet almış. Ee, böyle krizdeki bir Fenerbahçe. E ee, Spor gibi 16 maçın 8'ini kazanmış bir takıma karşı. Ne kadar eksi olursa olsun deplasmanda oynarken 1.60'a falan düşüyorsa oran bana göre değerli olmuyor. E ee, değersiz bir oran. Kazanır kazanmaz zor orası evet, evet. değilim ben. Anlıyorum, anlıyorum. Oran değersizleşiyor. O değersizleşin yani değersizleşen oranları oynamak Bence biraz riski artıran şeyler bu O yüzden ben ev, ev iç sahada Antalya'nın ne olursa olsun kendi sahasında bir gol bulacağını düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe'nin buna vereceği cevapla bu maçı karşılıklı gol götürebilir. Diyorsun. Karşılıklı gol Ki diyorsun. Nasıl evet. oranı? Oranı kaç? Bakmadım ama. Üstün oranı 1.65. Şimdi karşılıklı gole de bakıyorum. O da 1.50 gayet güzel. Yani 1.60'dan Fenerbahçe ise 1.7'den karşılıklı gol. Karşımını tercih ederim. Bence biraz daha risksiz duruyor. Emre'nin dediklerinden de yuvarlarsak 2-3 gole geleceğiz ben sana söyleyeyim. <laughs> 2-3 gole evet. Antalya Fenerbahçe maçına dair tahminlerimiz böyle ama bakalım sizden neler düşünmüşsünüz? Altın oran tahmin Twitter adresimize gelen oylarınız, tahminleriniz neler olmuş? Fenerbahçe'nin çıkış maçı olur demiştik. Olur mu diye sormuştuk. %56 gelmiş. %31 Antalya kaybetmez, %13 berabere biter. Tipik beraberlik maçı. Demişiz. Az önceki notlarda da vardı. İsabetli şut oran sıralamasında ligin birincisi Antalya, sonuncusu Fenerbahçe. Üst sayıları da 7'ye 9 olarak gözüküyor.